sınırı 20 bini geçmiş yoksulluk sınırı 70 bile dayanmış yani insani vicdani bir zam oranında mutabık kalınması gerekiyor ama bu da bu kadar kolay olmadığı için zaten pazarlık masası kuruluyor komisyonlar bir araya geliyor çünkü işverenin de talebi var emekçilerin de talebi var sendikaların da talebi var bir irdelememiz lazım şimdi asgari ücrette masada anlaşma çıkar mı sorusunu bir soralım bu sorunun cevabını bulmaya gayret edelim İlk toplantı yapıldı Asgari ücret komisyonu ilk kez bir araya geldi. İlk toplantıda rakam konuşulmadı. İkinci toplantı 16 Aralık Pazartesi günü saat 14'te yapılacak. Üçüncü toplantıda karar çıkabilir mi? Tahammüllere göre dördüncü toplantıyla asgari ücret belirleniyor. Bu en son toplantı oluyor zaten. Orada da bir anlaşma çıkmadığı zaman ve meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüyor. İşte asgari ücretin 24 yıllık kronolojisi. 2000 yılından bu yana asgari ücret komisyonunda kararlar daha çok işçi tarafının muhalefeti ile oy çokluğuyla alınıyor. Asgari ücret sadece 2007, 2008, 11, 18, 21 ve 22 yıllarında yani 23 yılda 6 kez karar birliğine varılarak belirlenmiş. İşçi tarafı ise 16 kez asgari ücrete itiraz etmiş. İşveren ise 23 yılda sadece 2003 ve 2015 yıllarında 2 kez asgari ücrete itiraz hakkını kullanmış. Ama emekçiler tarafı yani sendikalar 23 kez itiraz etmişler. Ve bakıyoruz işte il, il zaten görüyoruz. Oy çokluğuyla alınan, oy birliğiyle alınan yıllar. 2007, 2008, 2011, 2018, 2021. Oy çokluğuyla daha çok alınmış kararlar. Yine işçi muhalefetlerini de görüyoruz. 2000 yılda, 2001'deki muhalefet, 2009'daki muhalefet. Ve işveren muhalefeti iki kez olmuş. Bakın ne kadar enteresan. Yani işverenler asgari ücret pazarlığında sadece iki kez, iki kez şikayetçi olmuşlar. Bakın biri 2003, diğeri 2015. Diğer pazarlıklarda çıkan sonuçlarda son derece memnun işverenler. Hep memnun kalmışlar yani. İki kez bir memnuniyetsizlik olmuş. Ama bakın emekçiler gırla. itiraz çok. Yani işçi muhalefeti. Oy çokluğuyla alınanlar var. E bir de oy birliğiyle alınanlar. Masadaki zam senaryoları ne? Zam oranı %21 olursa, mevcut maaş şu anda 17.002 TL. Zam oranı %21 olursa, zamlı maaş 20.572 TL. Yok %25 olursa 20.102, yok %30 oldu 22.102, 35 olursa %22.952, %40 olursa 23.802 TL olacak, %44 olursa 24.483 TL olacak. Ben ben kendi işte bir takım sohbetlerim, bazı bürokrat dostlarım Ankara'da, bazı siyasetçi, eski dostlarımla görüştüğüm insanlar, kişi arkadaşlarım bana söylediklerine göre ben açıkçası iki tahmin var diyorum. Ya %40 olur, ya yani yüzde 44 olur. Ha yüzde 35 olursa da benim için sürpriz olmaz. Onu söyleyeyim. Bak yüzde 35 olursa da sürpriz olmaz ama ben sanki yüzde 40 veya da 44'ten birinin olacağını düşünüyorum. Bakınız. Beklenen enflasyon oranına göre zam yapmayın. Beklenen enflasyon oranı yüzde 23 çünkü. O öngörülen. Siz yaşanan, yaşanmış, iliklerine kadar hissedilmiş enflasyon üzerinden zam yapmalısınız. O da yüzde 44.8 değil mi? Yüzde %45 45'e tamamlanacak o. Türkiye'si son açıklaması. Bir, onu gösteriyor her şey. Dolayısıyla bu rakam üzerinden zam konuşulmalı. Yüzde 21 değil. Yüzde 21 beklenen 2025'e ilişkin öngörülen enflasyon oranıdır. Yaşanan enflasyon. Çünkü yaşanan enflasyon emekçinin alım gücünü ne yaptı? Azalttı. Alım gücünü hele hele asgari ücretlerinin alım gücünü eritti. 17 bin 2 TL'den 11 bin kadar indi alım gücü. Diyelim ve dediğim gibi göreceğiz. bayağı çekişmeli böyle hararetli bir... Evet, evet, pazarlık söz konusu olacak ama son sözü de Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Meclis'teki bütçe görüşmelerine